Oh, bak bu ne geçti. Hoş geldiniz arkadaşlar ya. Çok sağ olun vallahi, çok sağ olun. Çok sağ olun. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Allah'a çok... Sormayın başımıza neler geldi ya. Başımıza neler geldi, oy başımıza gelenler, oy başımıza gelenler, gelenler. Vallahi sormayın. Bizim kızın başına neler geldi biliyor musun? Hanım ben o kadar üzgünüz ki ya. Hanım üzülüm. Hayat abi. Ne oldu abi tam olarak? Niye çağırdın bizi? Ya bizim kız sınavdan aldığı puanı hiç etmek üzere ya. Çok müşkül durumdayım ya. Hanım müşkül ol. Nasıl? Hayati abi. Pardon. Efendim, konuğumuz var. Mahir İpek bugün konuğumuz. Kocaman alkışlar. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ezber gitti oyna. Ama ilk çıkışta da ben yardımcı olmak istedim. Bu tarafa bakıyorsunuz, bu var. O tarafa bakıyorsunuz, onlar var. Yani bir yandan da Aysel'e nasıl oynayacağını anlatmak da bir sıkıntı oluyor. Müşkülü daha altını çizerek yap. Müşkülle üzgün çok benzedi birbirine. Hmm. Onu da dönüp Hayati Bey'e sorma artık. Adam misafir. Seviyorum seni. Şunu düşün. Yani ne yaparken daha müşkül oluyorsun? Böyle bir o sıkıntıyı ne yaparken hissediyorsun? O anı canlandır. Sen bunu düşünürken İbrahim bir arkasını dönse saç modeli için. Sen saçının arkasını gördün mü? Bu ne modeli? Ters peruk mu bu modeli? O zaman şey yaptıysak şimdi müşkülden alalım. Hayat abi. Lan. Abi alışamadıysan böyle konuşalım. Yok. Hayırdır abi, bizi niye çağırdın? Ne oldu ya? Ya sorma İbrahim. Bizim. Şimdi o zaman şuradan alalım. Sen Hayati abi diyorsun ya. Biraz daha yakınlaşır mısın? Ne yaparsan. Seve seve. Oranın da o irkilmesinin altı çizilmiş olsun. Tamam. Tamam. Oradaymışız. Üzgün, üzgün olanım. Hayati abi. Lan! Lan! Abi tam olarak niye çağırdın bizi buraya abi? Neden? Sorma itme. Sana özendim abim. Abi. Sorma İbrahim, sorma. Tamam, sormadım abi. Lan oğlum, bizim kız sınavdan aldığı 450 puanı hiç etmek üzere ya. Vallahi çok müşkül durumdayım ya. Hani müşkül olsana. Yengenin meşguliyeti bittiyse bir şey sorabilir miyim? Bölüyorum ama yenge. Hayati abi, kız tam olarak ne dedi? Yani sınava bir daha mı hazırlanacağım diyor. Çok daha kötüsü Samet'im. Konservatuvara gireceğim diyor ya. Ah ya, yazık ya. Yazık yani, tam bir cinayet gerçekten. Ya sormayın, yani, sormayın. 450 puan ya. Ya. Kolay mı canım bu zamanda? Yani bakın 100 değil, 200 değil, tam 450 puan. Sorarım size ya, kolay mı ha, kolay mı? Cidden soruyorum ya, kolay mı? Ben bu yeni sınav sistemini pek bilmiyorum da. Samet'im, ben sana şöyle anlatayım. 300 puanına hukuka giriliyor ya. Ya sen kocaman 450 puan almışsın ya. 400'den ne bileyim tıbba gir, geri kalan ile konservatuvara yine gir. Bak, Hayati sinirlenme. Sen sinirlenince ben mışkul duruma düşüyorum. Tansiyonu fırlayacak, bak sana çok düşkünüm. Biz bu kızı konservatuara göndermeyeceğiz. Değil mi? Tabii bu kadar insan bunun için toplaştı. Tabii. Bak Mesut eniştem ta Konya'dan otobüsle geldi. Bu işi o çözer. Vallahi çok sağ ol enişte. Seninle de danışamadık ama sen de ta oralardan kalktın buraya geldin, bize tavsiye vereceksin diye. Çok sağ ol ya. Vallahi çok çok sağ ol. Çok mutluyuz ya. Hani mutlu ol. Ya Allah aşkına olur mu öyle şey ya? Sinem benim canım ya. Değil mi? Hepimizin. Hayat abi. Lan! Alış abi.
Abi yalnız bak, önemli olan biraz da kızın tercihi abi. Senin yaptığın da iş değil. Kızın yanında böyle apır sapır konuşursan ağzını yüzünü dümdüz ederim ha. Anladık mı lan? Yalnız Hayat abi, önemli olan da senin tercihin abi. Kızın yaptığı da iş değil. Ya şimdi Hayat haklı aslında. Şimdi benim Kirven'in yeğeni vardı Mustafa. Burada şimdi sebze halinde çalışırdı Esenler'de. Neyse, bunun patronu bunu soğuk hava deposuna Rusya'ya gönderdi. Orada bir kızla görüştü. Neyse, kalktılar, Kayseri'ye geldiler. Kız Çinli. Olsun. Ya adettir, gelenektir. Öyle şeyler değilken bunlar yüzükleri attı mı? Anam! Bu bizim çocuk. Gitti mi Tacikistan'a iç güveysi? Orada kızın eniştesi bu diyor ki, gel diyor kehribar tespih işine girelim. Gidiyorlar Colorado'ya. Ya bankaydı, krediydi derken bunlar batıyor mu? Bizim Mustafa Panama'da hapse düşüyor mu? Yani demem o ki. O çocuk ne oldu belli değil. Hayat. Evet. Tabii Colorado halkı da çok ketumdur. Çok. Enişte sen otobüsle geldin değil mi? Allah aşkına sen ne anlatıyorsun ya? Samet. İpra. Burada. Bu işi beraber çözeceğiz. Abi ben gelmedim abi. Tam olarak anlamadım abi. Neden özellikle bizi çağırdın abi? La oğlum, birlik olursak bu kızı hep beraber ikna edebiliriz diye düşünüyorum, tamam mı? Ya yani özellikle sen kilit adamsın, burada sen örnek olacaksın. Vay abim benim, estağfurullah. Gençlere örnek olabiliyorsak ne mutlu bize abi. Lan hemen moda girme. Kötü örnek olacaksın salak. Kız konservatuara giderse başına ne haller geleceğini sana bakarak görecek. İyi örnek, Samet. Samet gibi kızı mühendis yapacağız, tamam mı? Aha, tamam. Olsun! Sen, bu kadar adam niye toplandı burada? Hayırdır? Ya baba. Ya bunlar eve girdi mi çıkmak bilmezler ya bunlar. Hayır. Bir dakika. Yoksa biri mi öldü? Lan! Ben öldüm de haberim mi yok? Ya. Bana mı söylemiyorsunuz çocuklar? Oo. Amcanın beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş. Ne diyorsun lan? Hayat abi, tabii bizim şakalar biraz farklı. Mühendis kafası olunca analitik düşünmek gerekiyor anlamak için. Pardon. Anladım, anladım. Yok baba, hani Sinem tercih yapacak ya baba. Onun için geldiler. Bunlardan mı yapacak tercihini? Ben bunları beğenmedim. Bunların tipine bak ya. Ya bunlar eve girdi mi çıkmak bilmezler. Şuraya bak, biri iç güveysi, biri aç güveysi. Ya baba, Allah'ın adını verdim ya. İki dakika sus, ne olur ya. Ne olur sen karıştırma şu durumu ya. Lan nerede kaldı bu kız? Aa da geldi. Aha geldi vallahi. Bak Hayati, lütfen kızın üstüne gitme, bağırma, tamam mı? Tamam, tamam. Korkutma böyle, iyice tamam, inadan. Tamam, tamam, tamam. Sana hiç güvenmiyorum. Yok, tamam, tamam, tamam. Aman, yenge doğru söylüyor Hayati abi. Psikoloji önemli ha. Ya arkadaş, siz bana hiç mi güvenmiyorsunuz ya? Ya ben her sabah çengel bulmaca çözüyorum. Ben kızın psikolojisini niye bozayım? Nerede çıkarıyorsun? Neyin abi? Psikolojiyi. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. O konservatuara gidilmeyecek. Gidilmeyecek. Bak vallahi kız 450 puan diyorum. Bak o puanları hiç ettirmem vallahi sana deli. Tutamadım la kendimi. Anne, baba, bunu konuşmuştuk. Benim kararım kesin. Ben konservatuara gideceğim. Konserve mi? Konserve iyidir, iyidir. Biz askerde çok yerdik. Plakisi de vardı onun. Onu mu okuyacakmış? Cevap yok. Çok güzel. Dedenin sözü bittiyse ben de bir şeyler söylemek isterim izin olursa Hayati abi. Tabii, tabii, tabii. Şimdi, tabii, konuş. Sinemciğim, bak canım benim. Şimdi anladığım kadarıyla senin puanın mükemmel. Analitik de düşünebiliyorsun. Yani senin için en doğru karar bence mühendislik olacak. Bak bana mesela. Tamam. Yüksek lisansla birlikte toplam 6 yıl mühendislik okudum. Maşallah. Ve şu an yüksek mühendisim. Çok güzel. Unutma, gelecek mühendislerin elinde. Elinde ya.
Samet abicim yüksek mühendislik okudun ama börekçide çalışıyorsun. Doğru. Çünkü Hayat abi çünkü yani çünkü çünkü ya babacığım sevdiğim işi yapmamın senin için hiçbir önemi yok mu? Yok. Bak kızım, baban da ben de senin mutlu olmanı istiyoruz yavrum. Ama işsiz kalır. Ama işsiz kalırsın. Bu zamanda işsizlik çok zor. Aç kalır aç. Aç kalırsın aç. İki lokma ekmeğe muhtaç kalırsın. Onun bunun ağız kokusu. Onun bunun ağız kokusunu mu çekeceksin ya? Yazık benim gül gibi kızıma. Daya analık hakkını bitir şu şart. Vallahi analık hakkımı helal etmem. Sütüm haram zıkkım olursa. Bir daha da benim yüzümü göremezsin. Anne sakin ol ya yavaş baba. Hı. O arkadan annem öyle fiştekleyip durma görüyorum duyuyorum. Sen kızım vallahi pes ya enişte. Ya sen böyle ithamlarla beni kızım ya ne alakası var bunun ben. Ya ben bir insana söyleyeceği lafı arkasında söylemek ne zamandan beri fiş fişlemek oluyor. Ya ne baba ya, ya lütfen benim kararıma saygı duyun lütfen ya. Şimdi Sinem kızım baban haklı. Aha. Bak yorgunluğunu attı ha mantıklı konuşuyor. Şimdi bizim bibimgillerin Hasan vardı hatırladın ha sen. Hatırlamadım. Allah Allah. Şimdi bu Tokat'ta servis çekerdi. Bu askerliğin Didim'de yaptı. Ha. Orada komutanlarıyla futbol maçı yaparken bir Alman turist Karl-Heinz Rummenigge bunu görüyor. Diyor ben bu futbolu beğendim. Bak. Stuttgart'a bunu transfer ediyor mu? Anam. Oranın başkanı bunu kızınla nikahlıyor mu? Bunlar hep birlikte Güney Amerika'ya turnuvaya gidiyor. Bizim Hasan orayı beğeniyor. Diyor ben burada 3 dönüm arazi alıyorum. Teknik adam Felkap'ta diyor ki iskanı varsa hacı ben de giriyorum bu işe. Bak Allah'ın işi. Diyor ki mango işine girelim mi? He diyor girelim. Karıyı da boşuyor mu? Ya duyduk. Ya duyduk ki bu Kamerun vatandaşı olmuş. Evet. Kızım gördün mü Hasan'ın başına gelenleri? Evet, yani. Bu nasıl boş bir hikaye ya enişte ya? Ya zaten ortada bir hikaye yok. Konumuzla ne alakası var? Ben kararımı verdim. Konservatuara gideceğim ve sevdiğim işi yapıp mutlu olacağım. Kızım Allah aşkına delirtme beni ya. Her sevdiği işi yapan mutlu mu oluyor yani? Bak İbrahim burada. İbrahim'e soralım. İbrahim'e soralım. Sevdiği işi yapıyor. Mutlu musun İbrahim? Çok mutluyum. Bak gördün mü mutsuz. Ya. Olan ne dediğini bilmiyor ya. Şşş İbrahim. Şu senin şu eski günlerden bu duruma nasıl geldiğini bir anlatsana la. Bir anlat da bir şey yapsana. Ha. Okul zamanları falan yani o konservatuar, Hayat abinin deyimiyle konservatuar çok berbat yani, sıkıcı. Değil mi? Sinan, şey oluyor yani, ne bileyim işte sadece 4 yıl boyunca şarkılar, türküler söylüyorsun çeşit çeşit hep beraber. Ondan sonra bir tane enstrüman seçiyorsun ya daha fazla ve onu çalmayı öğreniyorsun. Gerçekten mi? Evet. Ya, oğlum tamam bitir okulu la, bitir. Sonrasını anlat. Ha okul bitti, Sonra işsizsin. Anam! Bak işsiz. İşsiz olduğun için seni bağlayan hiçbir şey yok ve dünyayı dolaşmaya başlayabiliyorsun. Amerika, Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika'ya gidiyorsun. Yepyeni enstrümanlar, yepyeni insanlar tanıyorsun. Kendi şarkılarını yapmaya başlamışsın okulda. Ondan sonra insanlar tanıyorsun. O yepyeni müzisyenler sana böyle bir şeyler katıyorlar. Çok leş şeyler katıyorlar. Yes. Çok sonra konserlere çıkmaya başlıyorsun işte. Geliyorsun ki konserlisi karşında 10 binler. 10 binler mi? Lan oğlum bir sus lan. Ama çok iyi gidiyorum abi. Çok iyi gaza geldim ya. Lan gidiyorsun da yanlış tarafa gidiyorsun manyak. Ya ondan sonra Sinemciğim işte sabahlara kadar şarkı söylemeler, enstrümanlar çalıyorsun. Ya. Farklı farklı hayranların oluyor. O hayranlarına böyle karşılaşıyorsun. İmza günleri, albümler çıkıyor. Ondan sonra Avrupa turnesi başlıyor. Avrupa turnesi. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne olsun?
Akşama kadar çalışıyor olan bayıldı burada ya. Bak gördün mü? İt gibi bulduğu yere yatıyor. Sen de mi öyle olacaksın kızım? Sen de it gibi bulduğun yere mi yatacaksın ya? Aman Allah yazdıysa boşsun Hayati. Olma. Yavrum bu İbrahim gibi olma. Olma. Ne yaparız sana? Ya ben size dedim. İti köpeği eve almayın, çıkmak bilmez dedim ben size. Kalk lan, kalk git buradan. Tamam, tamam. O var ya, üç kuruş falan kazanıyordur ha bu. Yani işte aylık 15.000 kazancım var ya da yok. 15.000? 15.000 mi dedi o? Ne 15.000'i kızım? 15.000. Ya kim kaybetmiş 15.000'i de o bulsun ya. O 15.000 duacım var diyor ya. Demek ki para kazanamıyor ya, duayla yaşıyor. Ama Samet öyle değil. Samet. Samet. Mühendis. Kendisi bir iş bulacak ve 7.500 lira maaşla başlayacak. Ay yok, yalnız ilk girişte en fazla 2.500 verirler abi. Çok mühendis yetişti, fazlalık var. Sinem! Sinem! Torunum sen tıp oku tıp tıp. Bana evde yaşlı var, benim belim çöktü. Ortopedist oku sen. Baba bu kız tıpı bitirene kadar senin Fatiha'nı çoktan okumuş olur. Duydunuz mu baba dedi? Demek ki buradayım, daha ölmemişim. Aysel, kızım ne okuyacak bu kız? Mühendis olacak. Samet amcası gibi. Mühendis olacak Samet amcası gibi. Tabii, çalışacak, okuyacak. Mühendis olacak. Tabii, anam. Faturayı yatırmayı unuttum. Faturayı yatırmayı unuttum. La sağa demiyorum la. Sağa demiyor mu ya? Ya kızım seni iyice delirdi ya. Allah Allah. Sağa mı söylüyorum? Ya bir sus. Ya beceremiyorsunuz bari. Göz görü göre yapmayın şu fişekleme şeyini ya baba. Ben seni bir kere işe giderken mutlu görmedim. Bak yapma ne olur. Ya sen nasıl konuşuyorsun? Ya ben her gün işe koşa koşa gitmiyorum mu ya? Evet, koşa koşa gidiyorsun çünkü geç kalıyorsun. Tabii, canın gitmek istemiyor. Yataktan zorla kalkıyorsun. Gitmek istemiyorsun çünkü işini sevmiyorsun. İftira! Haydi, İftira. Şimdi Sinem. Bak, eşleyindin mi? Kızım. Heh. Bizim Tahir Usta'nın ortancası vardı, Hamdi. Heh. Hamdi. Bu şimdi acayip lahmacun yapardı. He. Bunların Kırşehir'deki lokantasına bir gün Portex Prensi geliyor mu? Ana. Diyor bana iki lahmacun, biri acılı bak. Lahmacun adam yiyor diyor, bu ne ya? Ben bunu yapan ustaya diyor, kız kardeşimi veririm diyor. Kız kardeşimi verir diyor. Hamdi gidiyor mu İzmir'e? Kızı görüyor. Diyor ben ya beğenmiyor mu? Oradan Cenevre'ye geçiyor. Denk geliyor mu G8 zirvesine? Bak şimdi Allah'ın işi. Tabii. Ya. Ya ya. Evet. Evet. Tabii yani şimdi... Enişteciğim şimdi tabii... Çok pardon ya. O G8 zirvesinin sonuna bir de... Yani durumun şaşkınlığıyla bir de hoş sohbet hikayeyle bir... zevke gelsin, bir gülsün, bir kahkaha atsın küçük. Öyle bir eğlenceli, sıcak bir adam ya Mesut burada. Uyuyor Lisboa. Lisboa'da. Kızı görüyor, beğenmiyor. Geçiyor Cenevre'ye. G8 zirvesine denk geliyor mu? Muhabbet, hoş sohbet, zevke geliyor mu ben? Ya ben, kız şaşırıyor. Ya çok acayip. Böyle bir hikaye bu. Şimdi tabii enişte bu Portekiz halkı geleneklerine çok bağlı bir halk. Çok. Sen onu anlatıyorsun da ne anlatıyorsun? Niye boş konuşuyorsun sen ya? Allah aşkına iki dakika sus ya enişte, karışma ya. Ne diyorduk ya biz? Ha. Neydi senin ilk tercihin şimdi hukuk mu? Ne oldu? Hayır baba. Nasıl ya? O zaman İbrahim gibi ol, ben de dertten ölüyüm la. Benim durumum çok kötü. Aa bak. Bak, maddi olarak değil mi? Sıhhi olarak. Kafama çok darbe aldım. Ya sen de amma abarttın ya İbrahim. Abi gelme lütfen. Gel, gel seni bir kütleteyim. Gel, kendine gelirsin ya. Sağ ol. Baba yapma öyle. Allah'a bu oğlan da... Çürük çıktı. Ya baba yapmayın ya. Lütfen ya. Benim kararım kesin. Ben konser...
konservatuar yazacağım. Lütfen benim kararıma saygı duyun. Bakın Samet abime. Bakın adam bence ne mühendis olmak istiyordu ne bilekçide çalışmak istiyordu nasıl yani. Mi? E tabii. Sen Samet abi. Hı. Normalde ya hayallerinde ne olmak istiyordun? He. Mühendis. Mühendis. Balet. Ben balet olmak istiyordum. Yani bir şipagat açmak için nelerimi vermezdim. Ya. Yani şöyle süzülüp, ay, şöyle bacağımı kalk, ana! Bacak böyle kaldı ya. Ay. Tamam siz konuşun, konuşun. Ay, alın orada, alın. Alın orada. Yarak gücüm seni. Allah kahretsin. Lan oğlum, ayağını yengenin ağzına niye sokuyorsun? Yenge özür dilerim, müşkül durumda bıraktım seni ama. Ona çevir, ona çevir. Enişteye çevir, adam otobüsle geldi ha. Ya baba, anne baba, lütfen ya, lütfen. Ne tamam artık benim. Lütfen benim kararım kesin. Gençlerin kararlarına saygı duyun. Ya öyle ne olsun sabit bir masası olsun, aman geliri düzenli olsun diye herkese öğretmen yapmaya kalkıyorlar. Hepsi atama bekliyor ya. Atıyorsun kızım ya. Atmıyorum babacığım. Mühendis olsun, geliri yüksek olsun diye isteyeni istemeni herkesi mühendis yapmaya çalışıyorlar. Hepsi böyle işsiz açıkta bekliyor baba ya. Şu gençlerin kararlarına biraz saygılı olun. Bırakın istedikleri mesleği yapsınlar. Sevdiği işi yapsınlar. Ben de sevdiğim işi yapayım. Ben de şarkımı söyleyeyim. Lütfen de karışmayın bana ya. Ben de sevdiğim bir şey söyleyeyim. Bir acılı Adana söyleyeyim bana. Hayati, biz bu kızın hiç yeteneğini bilmiyoruz. Acaba bir şarkı mı söylesi? Bana da bir acılı Adana mı söyleseniz? Ya ben öldüm mü? Kimse beni niye sallamıyor ya? Nasıl bir aile ya? Bu nasıl bir aile ya? Kızım, sen hakikaten sesi güzel mi ya? Güzel, ben size söyleyeyim. Siz karar verin olmadı babacığım. Ya hadi söyle. Ay tamam, dur. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et, şadiyet başım için. Vallahi ben böyle bir ses duymadım ya. Gerçek. Sakın. Bak ben seni dinlerken ben ne kadar yanılmışsın diye düşündüm kızım ya. Ya beğeneceğinizi biliyordum. O zaman ben içeride biraz daha şarkı çalışayım size. Çalış, şurada çalış. Mini bir konser vereyim. Ay, ay, ay. Hayati, ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Ya bu kız bu sesten konservatuara girebilir mi ya? Birinci tercih konservatuar yazsın, ikincisi de mühendislik yazsın. Egüle oynuyor, bu mühendisliği okur ya. Güldük, eğlendik. He, oturuyoruz. O halde kızı çağırayım. Bir şarkı daha söylesin. Yok yok, ben börekçiyi sabah 5'te açıyorum. Kusura bakma, ben istiyorum işte bir yardım et. Ben içeride uyuyorum. Selametle. Hadi bakalım, hadi. Gel bizi içeride.